Evet, herkesçiklere selamun aleyküm. Yine güzel videolarla beraberiz arkadaşlar. Harika bir avluğa geldik. Burası 40 dereli Kayalı Barajı. Doğal ve çok biraz görüntüsü itibariyle vahşi ve zor bir avlak zaten belli. Her taraf gözünüzün görebildiği yer büyük blok halinde kayalarla dolu. Ama biz zoru seviyoruz. Allah'ın izniyle burada güzel balıkları imza atacağımıza inanıyorum Allah'ın izniyle. 2-3 gün oldu daha geleli. 2-3 günden beri oltada atmadık. Suyun içerisinde işte güzel çalışmalar yapıyoruz. 3 günden beri hiç sudan çıkmadık desek yeri. Sadece belli aralıklarla çıktık, karnımızı doyurduk, işte yemeğimizi yedik. Ondan sonra tekrar girdik. Şimdi biraz suyun içerisinden bahsetmek istersek, 3-4 tane duba koydum. İlk dubamız 10 metre derinlikte. Ama 10 metre derinliğin işte kayalar var, kayaların dibine koydum. Ondan sonra 15 metre derinlikte çok güzel böyle dümdüz bir, çok güzel bir ayna gibi büyük bir alan buldum, kum. Asıl benim kendi şahsi dubam orası olarak belirledim, 15 metrede. İlk dubayı koyduğumda işte 2 gün boyunca 2 kürek, 3 kürek yem attım. 2-3 gün, 2 gün sonra girdiğimde 15 metrede balık vardı yani, gözüktü. 4 tane, 5 tane böyle güzel balık vardı yani, yemleniyordu. O yüzden ben de orayı seçtim. 3 günden beri orayı takip ediyorum. Sonarla her girdiğimde aynı metraj ve aynı düzlüğü yakalıyorum orada. Kamera attım. İşte kameranın gösterdiği kadarıyla sadece o yeri, zemini, indiği yeri gösteriyor. Etrafı göstermiyor. Biraz taban bulanık. Ama kum kesinlikle, göl zaten bu bölümde, bizim durduğumuz bu yerde hiç çamur yok. Baraj çok sıkıntılı, böyle girintili çıkıntılı bir baraj. Sürekli koylar halinde gidiyor. Burası da barajın bir koyu. Ama ben inanıyorum güzel bir yere geldik. İlk defa geldik buraya, inşallah onunda da başarılı oluruz. Ama buraya gelmeden önce 2 hafta pazar günleri, işte hafta sonları üst üste buraya geldik. Aslında sonar atmaya gelmiştik ama her geldiğimizde büyük rüzgarlar vardı, çok şiddetli. Giremedik suya, sonar atamadık. Ama benim tahmin yürüttüğüme göre, tahminlerime göre aşırı derecede bu sene burada su çekildi. Şimdi etrafa bakıyorum, her taraf 100 metre, kesinlikle 100 metre bir su çekildi burada. Çok derin bir baraj. Büyük bir baraj ama 100 metre su çekilmesine rağmen şu anda benim önümde 24 metre derinlik var. Artı 100 metre içinde bakıyorum, kenarlar böyle geneli, göl geneli, baraj geneli blok blok kayalar iniyor sürekli. Temiz yer bulmak çok zor ama bizim bulunduğumuz bu merada 100 metre boyunca sadece ben araba büyüklüğünde sağda solda böyle çok açıklık aralıklarla 2 tane blok kaya gördüm. Başka görmedim. Bu da benim tahminime göre 100 metreye kadar böyle geldiyse burası, 100 metreden sonra da temiz gidiyordur diye düşündüm. Ama sonar tabii ne kadar kullanabiliyoruz sonarı bilmiyorum ama güzel. Ben inanıyorum ki 2015-2016 yıllarından beri sonar kullanıyorum. Her sonar kullandığımda işte sonarın okuduklarını, gösterdiklerini kafamda canlandırdığımda, kamera attığımda aynısını birebir yakalamışımdır bu zamana kadar. O yüzden güveniyorum yani bulduğum yerlere. Dün akşam üzeri attım sadece 2 tane kamış 15 metre derinliğe. Sabah bir vuruş oldu sanırım. Ve sadece dıdıt diye bir ses geldi. Benim sadece korkum, kaldırdığımda o kamışı yenilerken veya balık vurduğunda onu ilk darbede orada takılmasını istemiyordum. Onda da başarılı oldum Allah'a şükür.
İki tane oltayı da sabah tertemiz bir şekilde çektim, hiçbir yere takılmadan. Yolun üzerinde var kayalar. Böyle blok halinde birkaç tane. Küçük onlar da zaten belli. Büyük olsa 200-250 gram kurşun kullanıyorum. O kurşunun basıncıyla aşağıya takılırdı mutlaka. Takılmadı, böyle birkaç sefer denedim, attım, çektim. Dün akşam attım işte. Bugün sabaha kadar sabaha kadar durdu. Sabah da çektim. Hiçbir yere takılmadan geri geldi. Bundan sonra burası nereden baksanız bir 300-400 metre mesafe ver karşı kıyıya. Karşı kıyıdan 9 metre ile 12 metre güzel bir böyle tepe veya büyük bir kaya. Güzel böyle düz bir kaya veya tepecik de olabilir. 24 metreden böyle direkt 12 metre, 12 metre sonra 9 metre. 9 metrede bayağı bir sabitliyor kendini. Oraya da koydum bir tane duba. 240 metre beybotla gönderdiğimizde 240 metre karşı kıyıya biraz daha yakın, bize uzak. Oraya da, karşı kıyıya da biraz uzak ama bize daha bize daha uzak. Oraya biraz daha yakın. Öyle yani, inşallah burada bu sene güzel balıkçılık yapmayı planlıyoruz. Zaten ilk 1-2 hafta böyle 10 gün filan balık beklemiyorum. Çünkü gerçekten zorlayacak ve bize bayağı bir uğraştıracak bir yer zaten belli. Ama içeride güzel böyle trofe balıkların olduğuna inanıyoruz yani. Konuşulanlar da öyle. Bize anlatılanlar da öyle. İnşallah işte becereceğiz bu işi. Öyle şu anda her şey 10 numara. Kamp alanı olsun. Ondan sonra işte botla girdiğimiz suda giderken sağa solda işte çıkıntı kayalar. Sıfır, hiçbir şey gözükmüyor. Sonrasında zemin olsun. Şu anda her şey istediğimiz şekilde gidiyor yani. İnşallah güzel balığı da, büyük balıkları, ufak balıkla. Aslında ufak balığı hiç istemiyorum. Ben geçen sene aslında ben balığa doydum. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Balığa doydum. Ben bu sene istiyorum ki böyle 20 kilo, 25 kilo aralığındaki balıklardan yakalamak. İşte 15 kilo, 16 kilo aralığında olan balıklardan yakalamak istiyorum. Onları oynuyorum zaten. Onlara göre çalışma yapıyorum. İnşallah bunları da yakalamaya işte başarabilirim. Ben elimden geleni yapacağım. Şimdilik işte böyle.
color paint on my skin. Couldn't bear the night. Turning into daylight. You're the only thing that I need. The silence in the air that I breathe. Solace in your eyes. Hold me in your mind. And I think I could get used to this. I think I could get used to this. Evet arkadaşlar, muhteşem, avımız çok güzel geçiyor gerçekten. Hiç bu kadar erken balık beklemiyordum. Şimdi baştan da dediğimiz gibi burası çok zor bir avlak. Geldiğimizden beri pazar günü geldik. Bugün 5-6. günümüz. Günü 3-4 tane şu anda güzel balığımız var, yani 7 kilo ya 8 kilo ya da güzel balığımız var. Şaşırdık yani, ben işin gerçeği bu kadar erken balığın çalışmasını beklemiyordum. Ama bu çok güzel bir işte güzel bir haber yani. Demek ki balık burada yapacak yani bize. Yüzümüz kara çıkmayacak. Fazla da yem de yok. İşin enteresan tarafı da bu. Dubalarda fazla yem yok. Sadece ben her olta çektiğimde böyle birkaç tane sadece boil atıyorum. Üzerine çıkıyorum. Havalar daha çok sıcak gidiyor. Bu ayın çıkmasını istedim. Eylül ayının. İşte Ekim'e girdiğimizde biraz daha havalar soğuduğunda daha güzel balıkçılık olur diye düşünüyorum. Ama İşte dediğim gibi işin enteresan tarafı balık çalışmaya başladı bir anda. Dün akşam bir tane çok güzel balık kaçırdık. Arkadaşım işte Onurcan'ın sehpasına vurdu. 200-230 metre falan mesafemiz var. Beybot'la baktığımızda. O mesafeden kamışı ben koşturdum vurduğunda. Onurcan işte bir işi vardı. Sehpadan kamışı aldığımda samimiyetimle söylüyorum, hiç durmuyor. Sürekli avans. Botu zaten diğer arkadaşım Tayfun hazırlayıp getiresiye kadar hiç durmadı ya. Büyük balık zaten belli. Bir de buranın balığı çok hırçın, savaşçı yani, mücadeleci.
Ama işte avans verirken midye veya işte kayanın bir sivri yeri veya keskin bir ucu kesti. Boşa çıktı bir anda. Çıkartamadık. Ama çıkarttığımızda güzel bir balık olduğuna inanıyorum yani. Bir böyle işte 7 kilo 8 kilo balık işte botla girip alıyordu. Bu kadar mücadele etmiyordu yani. Bu kadar avans vermiyordu. Ama beklediğimiz aksiyonlar da var gerçekten burada. Burası yabani gerçekten. O yeni çiftlikte avlandığımız böyle türü değil. Öyle yani. Şimdilik işte böyle avcılığımız sürüyor, güzel geçiyor. Çok memnunuz. Havası desen 10 numara bir yer. Hiç kesinlikle insanı yormuyor. Suyu desen tertemiz. Zaten Edirne'ye içme suyunu buradan veriyorlar benim bildiğim kadarıyla. Manzarası desen müthiş ya. Gerçekten her şehirde şu anda 10 numara yani sıfır hatasız avcılığımız sürüyor. İşte inşallah istediğimiz kilolardaki balıkları da çıkartmayı buradan başarırız. Çünkü inanıyoruz var o 20 kilo ile 25 kilo arası böyle güzel balıklar olduğuna inanıyoruz. Konuşuluyor zaten var diye. Konuşuluyor da. Çünkü yılların barajı. Bir de derin için ve dubalar. Şimdi 15 metre derinlikte avlanıyorum. Ama biraz 20 metre kadar arkasına geçtiğimizde dubaların 24-25 metre derinlik var. Öyle yani bunlarda balıklar barınabilir yani bu derinliklerde kayaların arasında. Yani şu anda çok memnunuz, mutluyuz. Öyle. Görüşürüz. Burada. Ahmet'im ne yaptın Ahmet'im? Bir tepsi yeşil baklava yak etmedik mi Onurcan? Onurcan hak etmedik mi? Onurcan duydun mu da kutuyu yukarıdan? Ahmet'im. Onurcan'ım bunu ben kapatayım ki güzel çıkalım değil mi? Aslan kardeşim güzelsin be. Yeni başladık be. Daha 2 gün geçti be. Ne olacak böyle bu iş? Evet. Ha? Golü atar mı? He? Sana bir şey diyeyim mi? Neye üzüldüm şu an biliyor musun? Neye üzüldüm? Bu böyleyse... Şş, göster be. Yani. Bu böyleyse gidene üzüldüm. Ya bu daha ne? Bu daha ne? Giden motor. Sen daha dur be. Daha 3 ay buradayız be. Oo. Maşallah ya. Güzel. Yatağa yürü. Kontrol oradan yapmış kendine. Baba gel. Gel. Yemiş be. Bu hangi olta? Onun konumunu ezberledim. Bu unutturmadan bana. Yemiş ya. Efendim. Allah'ım. Çıkmaz da şimdi buradan. Onurcan, çıkmaz da şimdi buradan. Aslanım dur. Bu fresh crayfish. Pense yok mu? Buradan çıkmaz bu. Abi. Yavru şimdi diyor be. İğneyi görsen hayatta atmazsın. Atsan. Uf ufacık geliyor.
çok iyi. Down my walls just to watch me fall, just to watch me fall.